Birlikte balı tutmayı öğrendiğimiz eğitim serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün şirket seçerken çok dikkat edilmesi gereken bir faktörün üzerine duracağız. Monopolistik şirketleri seçmek. Neden yatırım felsefemde monopolistik şirketleri tercih ediyorum? Şu videomda geçen cuma günü anlatmıştım. Bugün meselenin biraz tekniğine gireceğiz. Bu tip şirketleri diğerlerinden ayıran temel faktörler neler? Hangi finansal göstergelere bakarak bu şirketleri diğerlerine ayırt edebiliriz? Hangi iş yapma şekli farklılıklarına bakarak bu tip şirketler bulunabilir? Bunların uzun vadede yatırım getirisi neden daha yüksek olur ve gelecekte monopole dönüşecek genç şirketleri nasıl bulabiliriz? Bütün bunları bugün anlatacağız. Siz de daha iyi bir yatırımcı olmak istiyorsanız bugün anlatacaklarımı kesinlikle kaçırmamalısınız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik iyi bir yatırımcı olacaksanız benim videolarımı izlemeniz çok önemli. Ama bir yandan da kitap okumanız önemli ve kitap okumaya vakit bulmak biliyorum bir hayli zor. Bundan dolayı sizleri diğer kanalımıza davet ediyorum. Kitap Ekspresi. Kitap Ekspresi kanalında sevgili eşim Pınar her hafta bir kitabı sizler için özetliyor. Müthiş kitaplar seçiyor. Bazıları yatırımla ilgili, bazıları stratejiyle ilgili, iyi girişimcilikle ilgili ve tabii kişisel gelişimle ilgili size müthiş katkısı olacak ve tamamen ücretsiz sadece girip yukarıda veya aşağıdaki linke tıklayıp kanalımıza üye olmanız gerekiyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Monopolistik şirketler size bununla ilgili harika bir sunum hazırladım. Monopolistik şirketleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik geniş bir moat'a sahip olmaları. Şimdi moat nedir? Orta çağ kalelerin etrafındaki şu suya moat deniyor. Bu düşmanların kaleye gelmesini zorlaştırıyor. Hem derin, pek çok asker o dönemde yüzmeyi bilmiyorlar. Hem içinde bazen timsahlar vesaire yüzebiliyor. Böylece düşmanın kaleye erişimi zorlanıyor. Sadece bir ince köprü oluyor. O köprü kaldır veriyorlar orta çağda. Düşmanlar oraya erişemiyorlar. Böylece Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ağır toplarla fethetmenin tekniğini bulana kadar federal devletler hayatta kalıyorlar ve sonra biliyorsunuz Fatih'le beraber bu çağa kapanıyor. İş dünyasında da mod kavramı aynen geçerli. İş dünyasında da bir şirketin kendini rakiplerine karşı koruması için bir mota, hendek diyelim ona istiyorsanız bir rekabet hendeğine sahip olması lazım ve bu hendek ne kadar geniş ve ne kadar derinse içinde de ne kadar tehlikeli varlıklar yüzüyorsa şirketin kendi koruması da o kadar mümkün oluyor. Geniş, derin ve içinde tehlikeli canlıların olduğu bir hendeğiniz varsa bu size bazı monopolistik avantajlar da sunuyor. Birincisi bir kere rakiplerinizi yenmeniz kolaylaşıyor. Piyasada daha uzun süre kalabiliyorsunuz. Gelemiyorlar bir türlü yanınıza. İkincisi değerlemede bir pozitif kısır döngü yaratabiliyor. Çünkü yatırımcılar böyle şirketlere bakıp uzun süre hayatta kalabileceklerini görüyorlar. Bu şirketlerin biraz sonra geleceğiz. Kârı mı nispeten yüksek olduğu için serbest nakit akışı yaratabiliyor. Bunlarla gelip kendi hisse senetlerini geri alabiliyorlar. Bu da sürekli olarak piyasadaki hisse senedini azaltıyor. Şirketin kârı artıyor. Böylece değerlemede artıyor. Zor dönemlerde bile brüt karlarını özellikle yüksek tutma becerisine sahipler. Resesyon gibi dönemlerde bu şirketlerde yatırımcı olmak bu yönden büyük avantajlı. Bir yandan da premium fiyatlı ürün satabiliyorlar. Yani ürün rakibinin neredeyse birebir aynısı ama daha yüksek bir primli fiyatla satabiliyor. Sebeplerine biraz sonra bakacağız. Ve gereksiz masraflara katlanmadan yani aşırı satış pazarlama masraflarına katlanmadan mesela veya dağıtım kanalındaki bayilere aşırı pay vermeden pazar paylarını kurma hatta büyütme gücüne sahip oluyor olar Bu da onların yine büyük bir avantajı ve bir yandan da elbette son derece istikrarlı, karlılık, nakit akışı ve büyüme geliyor bu tip şirketlerde. Bu yüzden buralara yatırım yapmak oldukça avantajlı. Ne kadar avantajlı olduğunu göstermek için size iki ayrı sektörden iki ayrı şirkete örnekler vereceğim. Birincisi Apple. Apple'ı rakipleri olan Dell ve Samsung'la kıyaslayacağız. Apple özellikle kişisel bilgisayarlar tarafında ile direkt rekabet halinde. Öte yandan Samsung'la da cep telefonlarına rekabet halinde. Fakat Zoom için de göreceğiz ki Apple'ı bunlardan ayıran yeni iş bir hendeyi var. Ondan dolayı da sayıları çok daha iyi. Bir kere piyasa değerine baktığımızda Apple'ın 2.63 trilyon dolarlık değeri var. Buna karşın değerinin sadece 85 milyar. Samsung'un ise 402 milyar dolarlık değerlemesi var. Burada zaten anlıyoruz ki yatırımcı şirketin bir monopol olmasını epey bir değerlendiriyor. Monopol olup olmadığı anlamanın en kolay yolu brüt kâra bakmaktır. Çünkü kar marjınız yüksek olması ürünlerinizi rekabetten nispeten az etkilenerek daha yüksek fiyatlarda satabileceğiniz anlamına geliyor. Bakın Apple'a Samsung'u kıyaslayabiliyor kıyaslayın. Birebir aynı işleri yapıyorlar. Hatta pek çok ürünü Samsung'un Apple'ın üstün bile olabiliyor. Ama Apple'ın brüt karı %45. Derin ki %23. Samsung %30'larda. EBIT marjinde Apple %30. Del %6.6. Samsung sadece %2.54'te. EBIT'da da Apple %33. Del %9.89. Samsung %17'de. Ve net karlılıkta Apple %26. Yani her 100 dolarlık cironun 26 doları net kar olarak geliyor Apple'a. Dell'de bu sadece %3 Samsung'da ise %5.59. Samsung derken tabii Samsung'un elektronik biriminden bahsediyoruz. Burada cep telefonunun yanı sıra bilgisayarlar, televizyonlar ve diğer elektronik ürünler de var. Varlıkların geri dönüş hızı bu tip şirketlerde daha yüksek olur. Bakın Apple'ınki %29.53. Dell %4.58. Samsung gibi belirtilmemiş. Toplam yatırılan sermayenin geri dönüş oranı Apple'da %42.38. Dell'de %14.06. Samsung'da sadece %1.11. Serbest nakit akışı olarak baktığınızda da Apple'ın rakiplerini epey bir ezdiğini görüyoruz. Çalışan başı net kâra baktığımızda da sayı inanılmaz. Apple'da 626 bin dolar. Dell'de 26 bin dolar. Samsung burada belirtilmemiş. Şimdi başka bir sektöre bakalım. Yine çok popüler bir örnek Nvidia. Nvidia'yı direkt rakibi Intel'le karşılaştıralım. Bir de Nvidia'yı dünyanın en önemli mikroçip üreticisi üreticisi TSM'le karşılaştıralım. Nvidia ile TSM rakip değiller. TSM Nvidia için çip üretiyor. Ama sonuçta dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'da dünyanın en büyük çip firması. Ne önden en büyük? Değerleme. 2. 2 trilyon dolar değeri var. Intel'in değeri sadece 189 milyar dolar ve dünyanın en başarılı çiplerini üreten, en büyük fabrikalarına sahip olan TSM'in değeri ise 622 milyar dolar yani Nvidia'nın 3.5'te biri, 4'te biri civarında neredeyse akıl almaz gözüküyor. Hakikaten nasıl oluyor da dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın 3'te bir, 4'te bir değerinde, Intel ise neredeyse Nvidia'nın 10'da bir değerinde, özellikle yaşı bana yakın olanlar Intel Insight sloganı hatırlayacaktır. Bir zamanlar çok çok önemli bir firmaydı. Hemen karlıklara bakıyoruz. Brüt kar Nvidia'da 72, TSMC'de 54.36, Intel'de 40. monopolistik güç işareti. Ebit marjin 54. Intel'de neredeyse yok gibi. TSM'de %42. EBITDA'da biraz geride kalıyor. Nvidia burada TSM biraz daha iyi. Intel yine görüyorsunuz 3'te 1 seviyesinde. Net kâra baktığımızda Nvidia'da %48, Intel'de %3.11, TSM'de %38.79 ve bunlar yıllık rakamlar. Yani son çeyreklerden baksaydık Nvidia daha da büyük bir güç haline gelecekti. Varlıkların geri dönüşü %54 Nvidia. Yani toplam varlıkların değerinin yarısı neredeyse o yıl kar olarak Nvidia'ya geri dönüyor. TSM'de %16, Intel'de geri dönmüyor. Yani monopolistikseniz siz rakiplerinize büyük fark atıyorsunuz. Peki Nvidia'nın ve Apple'ın monopolistik özellikleri neler? Şimdi buna gelin 5 kriter çerçevesine bakalım. En büyük rekabet avantajı bu benim bir numaralı maddem maddi olmayan varlıklar. Türk borsasına yatırım yapmamamın sebeplerinden de bir tanesi bu. Türk şirketlerinin maddi olmayan varlıklarının biraz az olduğu, zayıf olduğunu düşünüyorum. Neden olabiliyor burada? İnovasyon becerisi eğer bir şirket inovasyon yapmayı becerebiliyorsa kar marjını yüksek tutmanın sürekli yolu buluyor demektir. Çünkü müşterilerine yeni katma değerli ürünler hizmetler bulabiliyor. Marka gücü çok önemli. Bakın burada bazı şirketlerin markalarının değeri ölçülmüş. Apple'ın 516 milyar dolar marka değeri var. Bu bence en basit anlamda tüketicinin sizin ürününüzü kolay tercih etmesinin varlık değeri. Yani Apple ürünü gördüğünüzde daha kolayca satın alıyorsunuz rakibe göre gibi. Microsoft, Google, Amazon gibi markalar burada çok değerliler. Mesela otomobil tarafına baktığımızda Tesla'nın en değerli marka olduğunu görürüz. 58 milyar dolar değere sahip. BMW 41, Porsche 43, Hyundai 37, Mercedes 59 biraz Tesla'dan daha değerli şu anda. Demin yanlış söylemişim. Toyota 52, Mitsubishi 35 milyar dolar değerlemeye sahipler. Markalar açısından baktığımızda bu değerleme nasıl yapılıyor ayrı bir hikaye. Patentler, fikir hakları bunlarsa rakibinize karşı koruyabilir. Devletten alınacak bazı lisanslar özellikle mesela hava yollarında, bankacılıkta hep bu lisanslar çok önemlidir. Mesela Palantir'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek güvenilir şirket lisansı almış durumda. Pentagon'dan hem CIA'den bu çok değerli bence. Know-how bir şeyi yapma becerisi bunu rakiplerin çok üstünde olması rakibin bunu kolay kolay öğrenememesi taklit edememesi çok önemli. Yönetim kalitesi şirketin yöneticilerin kalitesi nasıl şirket stratejisi nasıl üretiyor. Şirket en değerli insanları işe alabiliyor mu? Ve şirketin uyması gereken standartlar tarafındaki becerileri performansı nasıl kalite standartları gibi. Şimdi bu çerçevede deminki şirketleri bu kıyaslayalım. Apple, Dell ve Samsung'u kendi aralarında. Nvidia, Intel ve TSM ile kendi aralarında. Apple'ın maddi olmayan varlıkları çok geniş. Burada bu hendekten baktığımız için geniş, dar, orta diye ölçekler koydum. Bir kere marka, dehşetingiz bir maddi olmayan varlığı, çok sayıda patenti vesaire var ama en önemli fark bence marka, o markanın tüketiciye yarattığı güven. Dell bu konuda çok dar, biz gençken çok geniş bir hendeğe sahipti, o daraldı. Artık piyasa gittiğinizde Microsoft tabanlı bilgisayar alırken derin diğerlerinden farkı nedir pek bilmiyorum bile. Samsung, Apple'a kıyasladığımızda evet patentleri var iyi bir teknoloji firması ama markanın değeri o kadar yüksek değil o yüzden onu orta olarak değerlendirdim. Diğer tarafa gittiğimizde Nvidia, Intel ve TSM'i kıyasladığımızda Nvidia'nın maddi olmayan varlıkları müthiş. Dünyanın en iyi GPU'suna sahip. Daha iyi bir GPU'ya gelecek yıl sahip olacak. Bunun dışında sadece mesela GPU değil yazılımlar, donanımlar bunların birbirine entegrasyonu. Burada çok ciddi bir maddi olmayan varlık var ve son dönemde ciddi bir marka haline de dönüşmüş durumda. Dünyada herkes Nvidia markasını öğrendi. Intel burada orta ölçekte yani çok başarılı bir firma diyemeyiz ama ortalara bir yere geliyor. TSM'in maddi olmayan varlıkları marka tarafında tabii geniş değil ama patentler, üretim know-how'ı buralarda çok çok başarılı. TSM'in üretebildiği mikroçipleri başka hiçbir firma üretemiyor. İkinci kriterimiz ölçek ekonomisi. Bundan daha evvel pek çok videoda bahsettim. Bir şirketin ölçek ekonomisi varsa yani rakiplerine göre daha ekonomik olarak ürünleri üretme, dağıtma, pazarlama gücüne sahipse o ona çok büyük avantaj sağlıyor. Neden? Bir kere öğrenme erisi sayesinde yani daha fazla üretim yapıcı daha fazla öğrenildiği için daha verimli hale geliyor böyle şirketler. Daha düşük maliyetle üretim yapabiliyorlar. Satın alma ve pazarlık güçleri yüksek oluyor. İşte düşünün kolay bir örnek Migros'ta bir mahalle bakkalının aynı tedarikçiden ürün satılırken avantajlarını bir düşünün. Yani ölçek burada çok işe yarıyor. Finansal kaynaklara erişim daha kolay hale geliyor. Çünkü bankalar, finansal kuruluşlar veyahut da yatırımcılar büyük şirketi daha güvenli şekilde para veriyorlar tabii. Bu tip şirketlerin genelde kredi maliyetleri daha düşük oluyor o yüzden. Yüksek bir minimum yatırım duvarı inşa ediyorlar. Yani bugün siz örneğin demir-çelikte de, ile rekabet etmek istiyorsanız dev bir yatırım yapmanız lazım. Daha ilk adımda veya TÜPRAŞ'ta Türkiye'de örnek vermek gerekirse bu yatırım duvarı yükseldikçe de rakiplerin piyasaya girmesi zorlaşıyor. O yüzden o ölçüye ulaşan rakiplerin önünü bayağı kapatabiliyor. Pazarlama gücü tabii. Çünkü mesela Zara'yı düşünen enteresan bir örnek olarak. Zara o kadar çok yerde mağazası var ki. Bilebiliyorsunuz biliyorsunuz Zara deyince tek bir marka değil. Alt markaları da var. Böyle olunca mesela reklam yaptığı zaman bu reklamın dağılımı mağaza başına maliyeti epey azalıyor. Ayrıca bir AVM'ye girdiğinde Zara ve yanındaki pek çok marka ile beraber, alt markası ile beraber o AVM'de ciddi yine pazarlık gücüne erişiyorlar. Buna işte pazarlama gücü diyorum ben. Kritik kütle yani bazen bir üründe karlı olabilmeniz için belli bir kütleyi aşmanız gerekiyor. Belli bir müşteri sayısı, belli bir hacmi bu ölçek ekonomisi kazandırıyor. Mesela nükleerde şu anda var. Bazı küçük nükleer santral üreticileri var. Bir türlü başarı olamıyorlar. Çünkü dev bir nükleer santral işletenlerin o kritik kütlesine ulaşamıyorlar gibi. Bir de yapay zeka ile beraber başka önemli bir kriter de şirketin sahip olduğu veri zenginliği. Tesla mesela bu yönde avantajlı arabalarından çok veri topluyor. Böylece otonom sürüşe yaklaşıyor. Bunun önem üzerinde daha sonra biraz daha duracağız. Ölçek ekonomisi açısından baktığımızda Apple'ın oldukça geniş bir gücü var burada diyebiliriz. Çünkü dağıtım kanalları muazzam, marka muazzam, müşteri erişim son derece kolay. Bayilik teşkilatları son derece kuvvetli. Yani bu yönden çok kuvvetli. Del burada herhalde orta çaplı başarıya sahip diyebiliriz. Samsung'un geniş bir ölçeği var yani Apple'dan sonra dünyada en çok satan ikinci cep telefonu zaten. Bu yönden Apple'a rekabet ediyorlar diyebiliriz. Nvidia ile rakiplerini kıyasladığımızda Nvidia'nın çok dev bir ölçeği var şu anda. Dünyanın en büyük GPU markası. En çok müşteriye ulaşıyor. Bütün büyük şirketler onunla çalışıyorlar. TSM üretim tarafında müthiş bir ölçek ekonomisine sahip. Hiçbir rakibi onu üretikten üretemiyor. Onun maliyetlerini üretemiyor. Intel ise burada yine ortada sıkışmış gibi gözüküyor. O da değerli Olumsuz yansıyor tabii. Gelelim üçüncü monopolistik güce. Network etkisi. Bu yine bizim Türk yatımcısının biraz uzak olduğu bir kavram aslında. Siz şöyle bir şirketsiniz. üretim yöneticilerin, aracıların, kullanıcıları ve müşterinin arasında bir şebeke kurmuş durumdasınız. Bu şebekeye katılan insanların sayısı arttıkça ister üretici, ister kullanıcı, ister müşteri olsun o şebekeden herkesin aldığı değer de artıyor. Yani herkese daha faydalı hale geliyor. İşte bu network etkisi diyoruz. Hatta bunun bir yasası var. Buna Metcalfe yasası deniyor. Metcalfe yasası diyor ki bir network'ün üzerindeki kullanıcı sayısı arttıkça network'ün değeri parabolik olarak artar. Buna karşı maliyet eğrisi ise lineer olarak artar. Bir süre sonra ara çok açılır. Bu da o network çok değerli hale getirir. Biliyorum biraz kafanız karıştı ne demek istediğimden biraz kavramsal oldu. Çok basit bir örneğe indirelim. Mesela WhatsApp'la Telegram'ı karşılaştırın. Bütün arkadaşlarınız WhatsApp'ta bir yere terk edip Telegram'a gitmeye kalkanlar oldu WhatsApp'a kızıp. Ne oldu? Geri döndünüz WhatsApp'a. Çünkü herkes burada ve herkes burada olduğu için daha fazla insana erişmek, daha fazla şeyi yapmak mümkün hale geliyor. Bütün sosyal medya platformları neredeyse böyle Küçük bir sosyal medya platformuna alacağınız yarar azdır. Büyük bir platforma gidince atıyorum ürünlerinizi daha kolay pazarlayabilirsiniz. Daha kolay ünlü olabilirsiniz. Sadece kullanıcı olarak baktığınızda daha fazla insan erişebilirsiniz. Diğer insanların yorumlarını görebilirsiniz. O yüzden özellikle sosyal ağlarda bu network gücü çok ciddi olarak öne çıkıyor. Böyle baktığımızda Apple'ın network etkisi diğerlerine göre daha geniş. Daha fazla insan kullanıyor. Mesela sırf mesajlık uygulaması açısından baktığımızda Apple kullanıcılar arasında mesaj daha fazla atılıyor ve o network için olmak önemli. Apple'ın barış şık olduğu aplikasyonları cep telefon tarafında kullanmak önemli. Bütün neredeyse aplikasyon geliştirici gelip önce buraya aplikasyonlarını yüklüyorlar. Çünkü burada daha geniş bir müşteri ağı var. Tek elden ulaşabilecekleri bu yönden Apple'ın geniş bir ağı var diyebiliriz. network etkisi var diyebiliriz. Dell'de böyle bir etki yok. İki Dell kullanıcısı Dell'e sahip oldukları için özel bir avantaja sahip olmuyorlar. Yani bir Dell kullanıcısı ile bir IBM Lenovo kullanıcısı arasındaki iletişim aynı şekilde akıyor. Burada bir şebeke var diyemeyiz. Samsung'da belki orta ölçekte var ama ama onda da çok ciddi bir şebeke gücü yok. Nvidia'da çok geniş bir network gücü var. Neden derseniz Nvidia kullanıcısı olanlar, Nvidia uzmanı olanlar mesela kolay iş buluyorlar. Nvidia sadece GPU üretmiyor, yazılım üretiyor. Bundan beraber bu Nvidia çiplerinin üzerine çalışacak mesela otonom sürüş gibi şirketlere de yatırım yapıyor. O tip teknoloji işin içine entegre ediyor. Robotik yazılımları, donanımları da üretiyor. Böylece robotik şirketleri de bir network oluşturuyor. Yani müthiş bir network var Nvidia'nın bu çerçevede. TSM'in orta ölçekli bir network var. Yani kendisi var, tedarikçileri var. Bir de işte Nvidia gibi rakiplerine ürün satıyor. TSM Network'üne dahil olmak diye zaten bir kavram yok. Aynı şekilde Intel'de de böyle bir kavram yok. Dördüncü önemli değer vazgeçme ve değiştirme maliyetleri. Bu da enteresan bir değer benim gözümde. Bir markayı bir şirketi bırakıp diğer bir markaya, diğer bir şirkete gitmenin maliyetlerinden bahsediyoruz. Örneğin bir bankayı kullanıyorsanız, bir bankayı bırakıp diğer bankaya gidiyorsanız bazı riskleriniz olur. Belki diğer banka size yeterince kredi line açmayacaktır mesela. Kolaylıklar önemli burada. Buraya alışmışsınız artık. Çok kolay kullanıyorsunuz. Mesela Spotify'ı çok kolay kullanıyorum ama YouTube müziği o kadar kolay kullanamıyorum gibi. Çıkışın bazı maliyetleri olabilir. Biliyorsunuz pek çok üyelikten abonelikten çıkarken size ekstra maliyetler çıkıyor. Mesela Turkcell gibi Telekom gibi şirketler onların ağını terk edip başka ağa giderken size masraflar çıkartabiliyorlar. Yeniden kurma maliyeti olabilir. Mesela belli bir GPU markasını attın dünyadan. Yenisini getirdin. E, bütün sistemi ona adapte etmen gerekiyor. Bunun için yeniden kurulu maliyetleri gerekebilir öğrenme maliyetleri var. Bir tanesi alıştık, öğrendik hep beraber. Bu yeni ürünü, yeni markayı o kadar iyi bilmiyoruz. Nasıl olacak bu geçiş? Gözümüzde büyüyor. Duygusal maliyetler olabilir. Mesela ben Apple kullanıcısı olarak tanınıyorum. Apple'a sahip olmanın prestij unsurları olduğunu düşünüyorum. Oradan çok daha iyi bir ürüne sahip olsa biraz Samsung'a geçmek duygusal olarak bana iyi gelmiyor. Bir de ekosistem maliyetleri olabilir. Bu konuda Apple çok avantajlı. Mesela ben cep telefonundan vazgeçtim dediğim anda tabletimle olan ilişki kopmaya başlıyor. Bilgisayarımda olan veri akışı zorlaşıyor gibi. Gibi. ekosistem maliyetleri de bu yönden çok çok kritik. Böyle baktığımızda Apple'ın bu konuda çok ama çok geniş bir güce sahip olduğunu düşünüyorum. Dell'in dar bir güce sahip olduğunu düşünüyorum. Samsung'un da öyle. Yani bir Samsung telefonundan bir Xiaomi telefonuna geçmenin maliyeti neredeyse sıfır. Çünkü yazılımları bunların aynı. Ekranlar aynı. Arayüzler aynı. Yani çok düşük bir maliyeti var. Samsung cihazlar arasında özel bir ilişki yok. Yani Samsung bilgisayara sahip olduğun zaman illa cep telefonuna sahip olmanın bir avantajı da pek olmuyor. O yüzden de Android'e e veya da Microsoft Operating sisteme tabi olanlar bu yönden bir avantaj pek taşımıyorlar. Dell ve Samsung bunun örnekleri. Beşinci konuda maliyet avantajları. Daha düşük maliyetli ürün üreten oyunu kazanır. Çünkü kar marjlarını artırabilir ve hatta satış fiyatlarını düşürerek geniş pazar payı alabilir. Bunu bir bölümü tabii ölçek ekonomisiyle ilgili daha evvel bahsettik. Veya düşük maliyetli bazı kaynaklara erişebilir. Örneğin bir limanı vardır. O sayede ulaşım masrafları düşmüştür. Veya kıymetli bir madene sahiptir. O sayede belihan maddelere daha ucuza getirebiliyordur. Dikine entegredir. İş yapma süreçleri daha daha verimlidir, daha iyi know-how'ı vardır. Marka çok güçlü olduğu için zar örneğini hatırlayın. Gittiğiniz bir alışveriş merkezinde daha düşük maliyetle girebilirsiniz oraya. Bir de kuvvetli olduğu için şirket en iyi çalışanları nispeten düşük maaşlarla işe alabilir. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi denetim şirketleri mesela. Epey düşük maaş verirler ama iyi çalışanları işe alabilirler. En azından benim dönemde öyleydi. Neden? Çünkü oradan yükselme şansınız var. Bunlar da bazı maliyet avantajları. Çok çok önemli tabii. Bu çerçevede baktığımızda mesela Samsung'un Apple'a göre özellikle üretim maliyetlerinde daha Avantajı olduğunu düşünüyorum. Satış pazarlama, en iyi elemanı işe alma gibi konulara belki Apple daha avantajlıdır. Dell burada orta veya düşük bir yere doğru gider. Nvidia'nın yine maliyet avantajlarının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Bir kere üretimi kendi yaptırmıyor ama öyle muhteşem ürünler tasarlıyor ki bunu istediğine ürettirebiliyor. Böylece büyük üretim tesisleri kurmak zorunda kalmıyor. Onun verim sorunları uğraşmak zorunda kalmıyor. Bu bir avantaj Nvidia için bence. TSM rakip şirketlere göre daha avantajlı olmakla beraber Nvidia'ya göre daha yüksek maliyetlerle iş yapıyor. Zaten brüt kâr yansımasını görmüştük. Intel'de ise bu aralık oldukça dar. Zaten Intel'in karı o yüzden çok çok daha düşük. Böylece bir şirketi monopol yapan 5 temel özelliği örnekleriyle gördük. Şimdi yapmamız gereken şey bu monopol şirketleri nasıl bulabiliriz? Bir de henüz monopol olmayan ama ileride monopol olabilecek şirketleri nasıl keşfederiz? Veya tam tersi Apple gibi bugün monopol olan ama monopolistik özelliklerini kaybeden şirketlere nasıl bakarız? Bir de onları öğrenmemiz lazım. Monopolistik şirketleri nasıl bulursunuz? Biraz emek istiyor açıkçası. En önemli konu endüstri trendlerini incelemek. Yani o endüstrideki en iddialı, en yeni oyuncu kim? Onu rakiplerinden ayıran 5 faktör neler? O faktörlerde güçlü zayıf yönleri neler? Yönetim kalitesi nasıl? Sadece rekabet mi etmeyi seviyor yoksa rekabetten kopacak inovasyonların peşinde mi? Finans olarak baktığımızda bütkarlık trendi nasıl gidiyor? Aşağıya doğru gidiyorsa kötü, yukarı doğru gidiyorsa iyi. Yatırım dönüş hızı nasıl? Aşağı doğru gidiyorsa kötü, yukarı doğru gidiyorsa iyi. Düşük borçla hızlı büyüyebiliyor mu? Çünkü eğer rekabet avantajım varsa nispeten düşük yatırım yani az borçlanmayla çabuk para kazanabilirsin ve istikrarlı bir hisse başı kar büyümesi var mı? Unutmayın şirketlerin değeri en de sonunda hisse başı kara dayanıyor. Onun kaçla çarpılacağına dayanıyor. O yüzden hisse başı karlık yüksek mi ve yükselmeye devam ediyor mu? Önemli kriterler. Fakat şu bir gerçek. Sunumun buraya kadar olan bölümünde şirketleri bugünkü performansları inceledik. Peki gelecekte ne olacak? Mesela Apple'la ilgili endişe rekabet avantajlarını kaybediyor olması. Bir yandan çok daha iyi cep telefonları daha ekonomik şekilde de üreten şirketler devreye girmeye başlıyorlar. Bir yandan Apple müşterileri artık yapay zeka konusu yeni bir şey görmedikleri için rakiplere gidebiliyorlar. Yeni teknolojiler geliyor. Yani hiçbir zaman monopol gücümüze sonsuza kadar güvenemeyiz. Öte yandan bazı şirketlerde de monopolistik yapı zaman içinde oluşabiliyor. Bu konuda sevgili Tesla'ya döneceğiz. Benim yaptığım bir sunumda Tesla'dan bahsetmemek tabii olmazdı. Ben burada Tesla'yı 5 ayrı bakış açısıyla inceliyorum. Bu bakış açılarına göre Tesla'nın rekabet avantajı farklı durumlarda. Mesela sadece otomobil üreticisi olarak bakar Tesla bence ciddi rekabet avantajlarına sahip değil. Yani belki maddi olmayan varlıklarda marka bir güç, belli şeyde nasıl yapacağını biliyor ama buralarda ciddi bir fark yok. Yani bir Mercedes'le bir Toyota ile kıyaslamazdım. Ölçek, network etkisi, vazgeçme değiştirme maliyetleri yani bir Tesla otomobilinden bir rakip otomobile gitmek çok bence vazgeçme maliyeti yine düşük bir şey ve maliyet avantajları epey dar. Elektrikli otomobil üretisi olarak baktığımızda maddi olmayan varlıklar burada biraz daha kuvvetliler bence ama ölçek ekonomisi çok geniş. Niye? Çünkü Tesla dışında etikli otomobil üretip sadece o etikli otomobilen kar edebilen kimse yok. Demek ki burada doğru ölçüye ulaşmış durumda. Network etkisi burada biraz artmaya başlıyor. Çünkü şarj ekosistemi var. Şarj ekosistemi en geniş olan şirket bu ve orada avantajları var. Vazgeçme değiştirme burada biraz zorlaşmaya başlıyor. Çünkü evinize geldiğiniz mesela bir Tesla şarj ünitesi de kurdunuz. Şimdi Tesla'dan vazgeçtiğinizde onu da değiştirmeniz gerekecek gibi. Ve bazı maliyet avantajları var. Yoksa zaten tek karlı etikli otomobil olmazdı. Burada hem ulaştığı ölçek hem know-how'ı, üretim tesislerini nasıl yönettiği gibi konularda avantajlı. Ama orta diyebiliriz buradaki rekabet avantajlarına geniş değil. Ama biraz daha ileriye bakalım. Şimdi tam otonom sürüşü testle becerebilse işler değişmeye başlıyor. Burada çünkü hiçbir rakibinde olmayan özel bir know-how'a ulaşıyor ve taklit edilmesi çok zor bir know-how bu. Çünkü yazılım, donanım, veri, data bir sürü şey var burada. İşler rakip açısından çok zor hale geliyor. Ölçek ekonomisi çok genişliyor. Çünkü burada sadece kendi de otomobillerine değil başka markalara da bunu bir servis olarak satma şansı var. Burada çok geniş ölçeklere ulaşabiliyor. Bir de bu artık bir sadece fiziksel üretim yapma firmasından bir yazılım şirketine dönüşüyor. Yazılım şirketlerine ölçeklenmesi daha kolay. Çünkü fabrika kurmanız lazım değil. Network etkisi genişliyor. Bir şehirdeki Tesla otonom araçların sayısı arttıkça araçlar o şehri daha iyi öğrendikleri için o şehirdeki otonom sürüş kalitesi de artıyor. Vazgeçme maliyetleri çok zorlaşıyor. Çünkü başka bir markada otonom sürüş yok. Sen eğer eğer buna alışmışsan, sevmişsen bu markadan vazgeçtiğinde otonom suçtan vazgeçmesi çok zor hale geliyor. Ve epey bir maliyet avantajları da geliyor burada. Çünkü hiçbir rakipte şu anda bu ölçekte ve düşük maliyetle işleyen bir otonom araç projesi yok. Biliyorsunuz Tesla sadece kameralarla yapıyor bunu. Diğer markalarda ise lidarlar, radarlar çok daha yüksek maliyetlerle bu işler yapılıyor. Burada Tesla teknolojisi de edici. Tesla bu işi bir adım daha ileri götürüp robot taksi filosu kurabilirse yani kendi işlettiği robot taksileri, robot taksi taksi, taksir olabilirse o zaman işler iyice tuhaf hale geliyor. Her konuda müthiş genişleme var. Eğer bir gün Optimus robot devreye girerse o zaman da yine çok büyük rekabet avantajları bu 5 beş kriterin 5'i de, sağlayabiliyor. O yüzden bir şirkete yatırım yaparken bir bugüne bakacağız ama bir geleceğine bakacağız. Örneğin bana geçen videomdan sonra çok soruldu hocam sizce Şecam'ın böyle bir monopolistik gücü yok mu? Var elbette belli faktörlerde ama gelecekte o monopolistik gücü artıracak pek bir faktör görmüyorum. Mevcuttekini de temel olarak ölçek ekonomisine ve maliyet avantajlarına sıkıştığını düşünüyorum. Diğer alanlarda çok büyük bir bence rekabet avantajı yok gibi. En azından benim görüşüm bu yönde. Bu neler yapmamız gereken şeyi Tesla gibi gelecek hikayesi olan şirketleri bulmak. Çünkü bu gelecek hikayesi bugünün değerine yansımamış da olabiliyor. Siz bugün Apple veya Nvidia hisseden tercih ettiğinizde bu müthiş monopolistik güçlerin ciddi bölümü zaten değerleme yansımış durumda. Tesla'da henüz otonom suç ortada olmadığı için bu pek yansımamış durumda. Ama daha başka şirketler da var. Çok daha az bu yansımanı gerçekleşti. Çünkü henüz yatırımcılar emin değiller bu monopolistik gücün oluşup oluşmayacağına. İşte esas büyük zenginleşme fırsatları da orada yatıyor. Ben de o tip fırsatları sık sık YouTube katılı üyelerine paylaşıyorum. Henüz YouTube katıla gelmemişseniz gelin hemen üye olun. Orada bu tip şirketleri anlatıyoruz. Neden bir gün monopolistik güce sahip olabileceklerini örneklerle, iş modelleri, teknolojileri anlatmaya çalışıyorum. Her hafta en az bir hisseyi veya bir ETF'i inceliyoruz ve hepsinin kendi içindeki güçlü yönlerini görmeye çalışıyoruz. Evet, sizler için hazırladığım bu ikinci eğitim videosunun sonuna geldik. Biraz uzun olduğunu biliyorum, ama umuyorum ki bu bilgiler sizi daha iyi bir yatırımcı kılacak ve daha doğru şirketlere uzun vadeli yatırım yapar hale geleceksiniz. Gerçek zenginleşmenin yolu bence oradan geçiyor.